Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz, müzik sektöründeyiz ve yanımızda genç bir girişimcimiz var, Beyza Hanım. Programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşidini tabii ki de bahsedeceğiz. Ondan önce sizleri bir tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördeyiz, neler yapıyoruz burada? Melia Beyza Şahan. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Yaylı çalgılar keman bölümünden mezun oldum. Bu sektörü 5 ay önce açtım. Sektörü açmamdaki amaç bir nevi otizmli, yani özel öğrenimlilerle ilgilenmekti ve amacıma ulaşmış oldum bu sayede. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Şimdi buranın açılış hikayesini tabii ki de öğrenmek istiyoruz. Çünkü sizin bir farklılığınız var söz ettiğiniz gibi. Bunun üstünde birazcık konuşalım. Daha sonra burada yapmış olduğumuz eğitimlerimizle ilgili detaylı bir bilgi alacağız sizlerden. Burayı açmamdaki amaç aslında elim bir trafik kazasından kaybettiğim değerli doktor öğretim üyesi olan Hicret hocamdır. Kendisiyle çok büyük işler yaptık, işler başardık. Ve özel öğrenimlerle çalışmam gerektiğini o aslında bana söylemişti. Ve onun sayesinde buradayım. Kendisi büyük bir ihtimalle beni görüyordur ve benimle gurur duyuyordur. Bundan da eminim. Daha sonradan buradaki amacımız özel öğrenimli öğrencilere, daha çok otizmli öğrencilere müzik eğitimini en iyi şekilde vermek. Bu sektörde bu işi yapan çok az kişi var ve o kişilerden biri de aslında benim. Ve bundan dolayı da onlara ne kadar iyi gelebilmek için aslında uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. Umarım daha iyi de olacaktır. Ve bunu başarabilmişsiniz. Bundan önce her şeyden önce güzel düşüncenizle tabii ki de. Çünkü otizm öğrencilerine ağırlıklı gittiğimiz için evet bu sektörde tabii ki de birçok firmamız var. Ama sizin farkınız kesinlikle bence budur. Teşekkür ederim. Daha sonradan otizm ve müzik yaz okulumuz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir şey. Bu senede üçüncüsü düzenlenen otizm ve müzik yaz okuluna 3 öğrencimiz ve ailesiyle birlikte katılıyoruz. Buradan bizi teşvik eden Uğur Türkmen hocamıza da teşekkür ederiz. Çünkü onların da çok büyük emekleri var. Bu şekilde. Peki burada yapmış olduğumuz eğitimlerimiz nelerdir? Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz? Ne gibi eğitimler yapıyoruz burada? Biz burada kadın öğretmenler olarak işe başladık. 3 tane öğretmenimiz var burada. Hepsi alanında uzman konservatuar mezunu hocalarımız. Keman dersi veriyoruz, piyano dersi veriyoruz, bağlama dersi, gitar dersi, şan dersi, 3-4 yaş gruplarıyla ritim dersleri veriyoruz. Ayrıca da özel öğrenimlerimiz var. Peki yaş gruplarımızla ilgili bahsettik burada Beyza Hanım. Bununla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz? 3 yaşından itibaren piyano eğitimine başlıyoruz. Daha sonradan tabii ki yönergeye göre değişiyor. Bizim burada 29 yaşında da öğrencimiz var. 3 yaşında küçük öğrencilerimiz de var. Bu şekilde karma bir eğitim veriyoruz. Her türlü yaşa hitap edebiliyoruz burada. Aynen, aynen o şekilde. Şimdi Beyza Hanım, burada vermiş olduğumuz eğitimlerimiz birden fazla, ürün çeşitliliğimiz mevcut. Peki burada öğrenimini tamamlamış bir üyemize neler veriliyor? Sertifikalarımız mevcut mu? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Biz burada sertifikayı şu şekilde veriyoruz. Belirli dönemlerde bizim konserlerimiz oluyor. O konserler doğrultusunda çıkan öğrencilerin başarı oranlarına göre onların başarı tamamlama belgelerini veriyoruz. Hiçbir enstrüman sonuna kadar öğrenim olmuyor tabii ki. Her türlü öğrenmeye açıktır bütün enstrümanlar. O yüzden de sürekli bir öğrenmeleri gerekiyor enstrümanı aslında. Ondan kaynaklı da belirli bir başarıya geldikten sonra sertifika değil ama konserlerden sonra onlara başarı belgesi vermek bizim daha çok hoşumuza gidiyor. O şekilde de başarı belgeleri veriyoruz. Çünkü sürekli müzik sektörü öne açık bir sektör. Sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Yani şimdi burada evet tamamlamış olduğumuz bir üyemize ya da bir öğrencimize diyelim. Verilen sertifikalar tabii ki de veriliyor. Ama bu sertifika verildikten sonra, öğrenim süresi bittikten sonra herhangi bir iletişim kopukluğu vesaire olmuyor. Ayrıca müşteri memnuniyeti zaten ön planda. Buna devam ediyoruz eğitimlerimize.
Tabii ki. Yani hiçbir şekilde ailelerle bağımızı koparmıyoruz. Hatta derslerde ufak videolar çekiyoruz. Öğrencilerin videolarını çekiyoruz. Çünkü burada birebir dersler yapıyoruz. Bazı velilerimiz dışarıda oturmak istiyorlar. Ondan kaynaklı öğrencilerin videolarını çekip onlara da gönderiyoruz videolarımızı ki ders yaptığımızı, nerelere geldiğimizi de bilsinler diye. Peki burada ders saatlerimizin aralıkları nelerdir? Kaç kişilik öğretmen gruplarımız mevcuttur? Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Derslerimiz bir saatten oluşuyor. Tabii ki belirli yaş gruplarına göre o saat sürelerimiz düşüyor. Öğrencilerle arasında 10 dakikalık bir dinlenme molalarımız oluyor. Daha sonradan tekrardan derslere geçiyoruz aslında. Öğretmenlerimizin de geldiği günler var. Benimle birlikte 3 öğretmenimiz burada çalışıyor ve o şekilde de bir düzen oluşturduk. Belirli günler onlar geliyorlar, belirli günler ben geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani şunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki de öğretmenlerimizin belli bir sertifikaları, eğitimi almışlar hepsi. Fakat burada biz en önemli şey bu çatı altında güven ve samimiyeti kurabilmişiz. Zaten en önemli daha da ne olsun? Tabii ki yani velilerle iletişim çok önemli bu sektörde. Onlara güven vermek çok önemli. Biz de velilerimize güveni verdiğimizi düşünüyoruz ve bu sayede de ilerlediğimizi düşünüyoruz. Kısa bir süre içinde zaten genç bir girişimcisiniz. Çok güzel bir şekilde ilerlemişiz. Peki burada size şunu sormak istiyorum. Müzik sektörünün önünü nasıl görüyoruz? Buradan genç girişimcilere ne söylemek isteriz bu sektörle ilgili? Müzik alanını aslında öğretmen olarak kullandığımızda çok güzel. Dışarıdaki müzisyen olan arkadaşlarımızın da önünün açılmasını isterim aslında ben. Onlar da bir şekilde parasını kazanmaya yönelik çalışıyorlar. Bizler de buraları açtık ama bize de destek olabilirler. Biz de onlara destek olalım. Genç girişimci olmak da ayrıyeten çok güzel bir şey. Buradan genç girişimci arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Bir gün benim gibi olabilirsiniz siz de. Çok teşekkür ediyoruz değerli sohbetimiz için. Değerli seyircilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.